Hoş geldiniz yine. Zeytin yağ ve sabun için bugün konuşacağız. Ayvalık, Midilli, Akdeniz, İstanbul için. Mediterranean olive oil. Lighting. Akdeniz'in zeytinyağı, aydınlatma, yemek pişirme ve parfüm yapmada kullanılan zeytinyağları. Evet, Akdeniz'in her iki havzası da Akdeniz'in çok kıymetli zeytinyağları üretiminde çok önemli birer bölgedir. Ve ekmek, şarap ve zeytinyağı üçlemesinde çok önemli bir yer kaplar. Ve günümüzde Akdeniz diyetinin yenmezse olmaz parçalarından birisidir zeytinyağı, bildiğiniz gibi. Antik çağlarda ve Bizanslılar döneminde zeytinyağı bir lüks maddeydi ve esasen ibadette, tıpta, hijyende, tımarlamada kullanılmaktaydı. Daha sonrasında ise aydınlatma ve yemeklerde kullanılmaya başladı. Tarihçilerin rivayet ettiği bu şekildedir. Osmanlı döneminde Akdeniz'in doğu havzasına odaklanacak olursak, benim de kendi takip ettiğim araştırmalara istinaden söylüyorum. Bölgedeki organizasyon ve işletim resmi esasen zeytin üretimi ve yağ kullanımıyla yaygın bir şekilde görülmekteydi. Ancak bugün bildiğimiz haliyle kullanılmamaktaydı. Doğu Akdeniz'i, yani Girit'ten Propondis'i, Marmara Denizi'nden Gelibolu'ya ve hatta Suriye'ye kadar olan bölgeyi araştıran tarihi çalışmalar, iklimin uzun süreli sahipliğin, siyasi gücün, arz ve talep kanunlarının yerel ve uluslararası düzeydeki etkilerinin, demografinin, Ortodoks Kilisesi'nin düzenleme yönelik ifadelerinin, diyetin, tıbbın ve teknik çalışmaların zeytin ve zeytinyağı ile iç içe olduğunu göstermekte. Aynı zamanda etnologlar da geleneksel zeytin yetiştiriciliğinde endüstri öncesi çiftçilikle ilgili çeşitli istisnai araştırmalar yapmışlar ve yine zeytinin beslenme, tıp ve gastronomide önemli bir rol oynadığını görmüşlerdir. Tabii ki bu noktada müzecilik bakımından da çok dinamik bir potansiyele sahip zeytin. Mimarlar eski binaları kültürel faaliyetler için kullanılmaları için restore etmekteler. Arkeologlar yine açık müzeler organize etmekte. Eğitmenler de modern eğitim programlarının iş yerlerindeki sonuçlarını sunmaktalar. Sayın konuklarımız, evet, Yunanistan'da zeytin ve sabun ile ilgili yapılmış evet, sayın konuklarımız, çok kısa bir şekilde şu ana kadar Yunanistan'da zeytin ve sabun ile ilgili yapılmış olan araştırmaları size aktarmaya çalıştım. Ve Marmara Üniversitesi'nde hoca olan sayın arkadaşım Emine Naskalı ile şu anda zeytinle ilgili bir çalışma hazırladığını söyledi ve katkılarınızı bekliyor kendisi de. Bu yayın Türk bibliografisinde eksik olan bir yayındır. Ve Yunanistan'da zeytin ve zeytinyağı ile ilgili uluslararası sempozyumlar düzenlenmiştir. Ve arkeologlar tarafından, tarihçiler tarafından, etnologlar tarafından, mimarlar tarafından, müze bilimcileri tarafından çalışmalar yürütülmüştür. Ve bu araştırmacılar hep birlikte zeytin ve sabun üretim müzeleri oluşturmuşlardır. Yine
bunun çok önemli bir çalışma olduğuna inanıyorum ve ümit ediyorum ki yakın zamanda bu yayın bizlere ulaştırılacak. 11 yıl önce bugünkü panel daha büyük bir fonda Midilli'de yapılmıştı ve bu panelde Kuzeydoğu Ege'nin her iki kıyısında gelişen zeytin ve sabun üretimi konuşulmuştu. Midilli'de doğan Eridiki Sifneos da burada bir sunum yapmıştı. Sayın Sifneos, Ulusal Helenik Araştırmalar Derneği'nde araştırma direktörü ve kendisinin CV'sinde de belirtildiği üzere ilgi alanları Doğu Akdeniz'in ekonomik ve sosyal tarihine ve Yunan diasporasının tarihine odaklanmakta. Kendisi doğduğu yerin endüstriyel mirasını tanıtmak için yine yağ değirmenlerini ve sabun fabrikalarını yeniden ayağa kaldırmak için çeşitli çalışmalar yürütmüş ve bu konuda birçok çalışma yapmıştır. Yine kendisinin kitaplarından birisi, yani Lesos'ta sabun üretimi, Memento, 2002 yılında eski bakan Nikos Funakis ile birlikte yayınlandı. Kendisi bugün bizlere Ayvalık ve Midilli'nin ekonomik ve kültürel bölgesindeki yağ ürünlerinin üretiminden ve işlenmesinden bahsedecek. Yine zeytinden elde edilen zenginlikten ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde dünyanın bu bölgesinde insanların ne tür türevler ile uğraştığından bahsedecek. Bu zenginlik Ege'nin her iki kıyısında da kalıcı bir işaret bırakmıştır. Evet, apartman bloklarının sandırılarından kurtarılmış harika, muazzam evler, ekonomik ve kültürel refaha şahitlik etmektedir. İkinci konuğumuz ise Sayın Mehmet Genç. Kendisi de yine Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomi tarihi alanında uluslararası üne sahip tarihçilerden birisi. Kendisi akademide felsefeden literatüre, klasik müzikten Wagner'in eğilim tutkusuna kadar birçok alanda çalışmaları olan nadir akademisyenlerden birisidir. Evet, Mehmet Yunanca'ya da tercüme edilen bir makalesinde, yani 1974 Çuntası isimli makalesinde, makalesiyle bizlerin akademik tercihlerine de bir nebze de rehberlik etmiştir. 30 yıl evvel ilk Osmanlı arşivlerine girdiğimde onunla karşılaşmıştım ve kendisi belgelere boğulmuş bir durumda arşivlerde çalışma yürütüyordu. O dönemden bu döneme kendisiyle arkadaşız ve kendisinin bilgeliğine de çok şey borçluyum. 30 yıl süren çok sağlam bir arkadaşlıktan, dostluktan bahsediyorum. Yorulmak bilmeyen bir araştırmacı kendisi. Osmanlı kaynaklarını araştırmakta rakipsiz bir kitap kurdu. Osmanlı tarihinin bütün alanlarındaki kaynaklara ve tarihi trendlere hakim olan bir kişi ve kendisi özellikle tarih teorisi ve felsefesiyle yakından ilgileniyor. Yine Osmanlı İmparatorluğu'nun mali mekanizması hakkında çok bilgili bir kişi ve çalışmaları tüm Osmanlı bilimcileri için çok kuvvetli birer referans noktası olarak görev görüyor.
Kendisini davet ettim. Bize Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyıllarında zeytinyağı ile ilgili neler anlatabilirsin diye sordum. Bu konu ilk defa araştırılıyor ve Mehmet Genç de bu konuyu araştırabilecek en yetkin ve en uygun kişi. Evet, evvela kendisi bir konuşma yapacak ve bizlere Midilli ve Ayvalık'ta bu zenginliğin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olacak. Evet, Sayın Mehmet Bey, 25 dakikanız var. Soru cevap kısmını da ikinci konuşmadan sonra yapacağız. Sizi saygıyla selamlıyorum ve müsaadenizle oturarak konuşmamı istiyorum. Çalışıyor. Bir metinden metne bakarak söyleyeceğim. Çünkü tercüme edene bir metin vermek gerekti. Şimdi metne bakmadan konuşursam başka şeyler söyleme riskim çok yüksek olduğu için size bakarak konuşacağım. Osmanlı İmparatorluğu'nda 18 ve 19. yüzyıllarda ana hatları ve özellikleriyle zeytinyağı ve sabun ticareti. Tebliğimin, konuşmamın başlığı bu. Zeytinyağı ve sabun ticaretinin İstanbul'daki yerini konuşmadan önce İstanbul'un Osmanlı dünyasındaki yeri ve fonksiyonu üzerinde kısaca durmamız gerekir. Zira İstanbul'un Osmanlı iktisadi sistemi içinde taşıdığı özellikleri belirlemeden onun ticari potansiyelini herhangi bir mal bakımından anlamlandırmak hiç de kolay olmaz. Onun için en başta Osmanlı iktisadi sistemini ve bu sistem içinde İstanbul'un istisnai konumunu, spesifik durumunu belirlemeye ihtiyacımız vardır. Osmanlı iktisadi sisteminin 16. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş teşekkül etmiş ve 19. yüzyıla kadar varlığını korumuş profilini kısaca şöyle anlatabilirim. Osmanlı yönetim elitinin zihin dünyasında iktisadi faaliyetlerin özü bütün katmanları ile toplumun ve devletin ihtiyaçlarını gidermekten ibaretti. Bu anlayışla iktisadi hayatı düzenlerken birkaç ana prensibe göre hareket ettiler. Dikkate aldıkları birinci prensip provizyonizm idi. Buna göre iktisadi faaliyetin amacı ülke içinde mal ve hizmet arzını mümkün olduğu kadar kaliteli, bol ve ucuz olmasını sağlamaktı. Mal ve hizmet üretenler önce kendi ihtiyaçlarını karşılamalı, ondan sonra da kademe kademe bütün toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeli idiler. Verimliliğin, produktivitenin düşük ve artırılmasının son derece zor olduğu ulaştırma maliyetinin çok yüksek bulunduğu bir iktisadi muhitte provizyonizmin icaplarına cevap verebilmek için üretim ve mübadele üzerinde ziraatten başlayarak esnaflık ve ticareti de içine alan kapsamlı bir düzenlemeler dünyası inşa ettiler. Ziraatte mümkün olan en yüksek verimi, üretimi gerçekleştireceğini düşündükleri
işletme tipi küçük ölçekli aile işletmeleri idi. Toprağın verimine göre 60 ile 150 dönüm arasında bir arazi ile sınırlı tutulan bu aile işletmelerinin sürekliliğini temin etmek üzere zirai toprakların mülkiyet hakkı normal olarak fertlere bırakılmaz, Beytülmal adına, İslam toplumu adına devletin elinde tutulurdu. Bu sayede işletme biriminin miras yolu ile parçalanması önlenmekte, babadan oğula bütün olarak geçmesi sağlanırdı. Devlet, üretimde herhangi bir aksamayı önlemek üzere mülkiyetini elinde tuttuğu toprakların fertler arası transferini izne bağladığı gibi köylülerin toprağı terk ederek başka yere gitmelerine veya işletmeden bırakmalarına müsaade etmezdi. İmparatorluğun Asya ve Avrupa'daki toprakların çok büyük bölümünde geçerli olan bu ideal düzenlemelerle azamileşeceği, maksimize edileceğini düşündükleri üretimin ihtiyaçları dengelemesi, karşılaması arzu edilen temel mekan birimi kaza idi. Kaza. Merkezinde, bugün ilçe dediğimiz kaza, merkezinde normal olarak 3.000 ila 20.000 arasında nüfus barındıran kasaba veya şehirlerle ona bağlı 20-30'dan 300'e kadar değişebilen köylerden oluşan ve saha olarak, alan olarak 500 ila 3000 kilometre büyüklüğündeki bu dar bölge çeşitli fonksiyonları içeren geniş yetkilerle donatılmış bir kadının denetimi altında yalnız iktisadi değil, aynı zamanda mali ve idari bakımlardan da temel birimi meydana getiriyordu. Ziraatten gelen ürünler bu birimin merkezinde yer alan ve işletme boyutları tıpkı ziraatteki köylü aileleri gibi küçük ölçekli olan esnaflardan oluşan grubun pazarlaması, imalatı ile ihtiyaçlara cevap veriyordu. Bölge içinde üretilen zirai veya sınai malların hiçbiri kazanın ihtiyacı karşılanmadan kazanın sınırları dışına çıkarılamazdı. Kazanın ihtiyacı giderildikten sonra kalan mal varsa bunlar kademeli şekilde önce İstanbul'a ve İstanbul'da tabii hükümet ve orduya. Sonra fazla kalırsa bu sefer izinle imparatorluğun başka bölgelerine. Bir kaza normal olarak yanındaki bir kazaya mal göndermek için İstanbul'dan ya daha evvel ya da zamanında izin alması gerekirdi. Bu kademelerin ihtiyaçları karşılandıktan sonra, yani kazanın ihtiyacı, İstanbul'un ihtiyacı, hala mal varsa çevredeki Osmanlı ülkesinin ihtiyaçları, ondan sonra mal kalmışsa o da ihraç edilmek üzere izne kavuşurdu. Ülke içindeki ihtiyaçların tamamı karşılandıktan sonra fazla kalan mal ancak ihraç edilebilirdi. Provizyonizm ilkesine dayanan Osmanlı iktisadi anlayışında ihracat, üretim faaliyetinin hedefi değildir. Hedef, ülke içi ihtiyaçların karşılanmasıdır. İhracat, bu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kalan malların, yani ülke bakımından iktisadi deyimiyle
marjinal faydası adeta sıfır olmuş olan malların satılması demektir. İhraç edilenlerin gerçekten böyle olup olmadığını belirlemek için devlet elinden geldiği kadar en sıkı müdahaleyi bu alanda gösterir ve hangi maldan ne miktarda ihracat yapılacağı özel bir dikkatle izlenir. Ayrıca zamanla artırılabilen bir gümrük vergisine tabi tutardı. Buna karşılık ithalat serbestti çünkü ülkede ihtiyaç duyulan mallar geliyor diye farz ediliyordu ve onun için o konuda herhangi bir sınırlama söz konusu değildi. İktisadi kararları alırken dikkate aldıkları ikinci bir prensip fiskalizmdir. Burada esas hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yukarı yükseğe çıkarmak, hazine gelirlerini yükseltebilmek için ekonomide üretim kapasitesinin ve parasal mübadele hacminin genişleme hızı birinci derece önemliydi. Verimlilikte, dolayısıyla üretimde artışın zor, ulaştırmanın çok pahalı olduğu Osmanlı ekonomisinde parasal mübadele oldukça dar sınırlar içindeydi. Provizyonizmin bir prensip olarak benimsenmesi de bu şartlar içinde topluma azami refahı sağlamanın başka türlü mümkün olamayacağını düşündükleri için provizyonist olmuşlardı. Ancak provizyonizme bağlılık devam ettikçe bu şartları değiştirmenin riski ve maliyeti çok yüksek oluyordu. Neticede provizyonizm ve onun kaynağındaki şartlar karşılıklı birbirini destekleyerek ebedileştirme, süreklileştirme eğilimi içindeydiler. İstanbul benimsenmiş olan bu iktisadi sistem sayesinde imparatorluğun sadece yönetim merkezi değil, aynı zamanda iktisadi ve mali merkezi haline de getirilmiş bulunuyordu. İmparatorluğun her bölgesinde üretilen zirai ve sınai malların mahalli ihtiyacı aşan kısmının mecburi olarak yönlendirildiği İstanbul, devlete ait gelirlerin de yerinde yapılan harcamaların üzerinde kalan bölümünün toplandığı bir mali merkez olma fonksiyonunu kazanmış oluyordu. Mal ve para bolluğu ilk asırlarda devletin de bilinçli ve planlı desteğiyle nüfusun da İstanbul'da yoğunlaşmasını kolaylaştırdı. İstanbul'un imparatorluğa katıldığı sıralardaki nüfusu hakkında yapılan en iyimser tahminler 50 bin civarındadır. Ama İstanbul'un imparatorluğa katılmasından yaklaşık 100 yıl sonra İstanbul yalnız imparatorluğun değil, bütün Akdeniz ve Avrupa dünyasının da en büyük kalabalık şehri haline gelmiş bulunuyordu. Bu büyük merkezin gerektirdiği çeşitli zirai ve sınai malların nerelerden, ne miktarda ve ne şekilde karşılanacağı tecrübeyle anlaşıldıktan sonra ortaya oluşan bir patern, bir yapı, kompozisyon içinde devam ederdi. Bu paterni, bu yapıyı değiştirmeye zorlayan faktörler ortaya çıktığı takdirde bu faktörlerin geçici veya kalıcılığına göre yapı da değişirdi. Yeni şekiller alırdı. İstanbul'un ihtiyaç maddelerinin başında gelen hububatın mesela %90'dan fazlası Kuzey Batı Karadeniz ve Tuna bölgesinden sağlanırdı. Aydınlanmada kullanılan mumun belli başlı girdileri olan hayvan iç yağları da aynı bölgeden gelirdi.
O bölgede geçici değişmeler olduğu zaman başka bölgelere başvurulur ama durum tekrar eski haline geldiğinde yeniden bu yapı, bu patern işlemeye devam ederdi. Odun, kömür, kereste gibi masif maddeler yine Karadeniz sahilinde İstanbul'a yakın ormanlık bölgelerden sağlanırdı. Kısacası her malı nerelerden ne kadar geleceği büyük ölçüde önceden bilinirdi. Kimlerin ne zaman nasıl getirecekleri de belirliydi. Yerine, malına ve maliyete göre değişiklikler olmakla birlikte Osmanlı sisteminde benimsenmiş olan temel yapı bu malların devlet teşebbüsü olarak değil, özel sektör olarak faaliyette bulunan tüccarlar vasıtasıyla ve mümkün olduğu kadar ucuza temin etmek esastı. Devletin doğrudan müdahalesi çok istisnai ve zaruri durumlarda söz konusu olurdu. Tabii ki hedef, ihtiyaç duyulan malların üretim fazlası olan yerlerden mümkün olduğu kadar asgari maliyetle sağlanmasıydı. Onun için aracılık eden tüccarlara faaliyetlerini sürdürebilecek kadar küçük bir kar tanınırdı. Amaç Osmanlı sisteminde üretici, satıcı ve tüketici. Bu üç grup arasında, üç zümre arasında birbirlerinin aleyhine zenginleşmeden, fakirlik ve sefalete de düşmeden yaşamalarını sağlamak esas hedef bu idi. İstanbul'un zeytinyağı ve sabun ihtiyacı da üretici bölgeler olan Ege'nin iki tarafından ve adalardan sağlanıyordu. Üretim kapasitelerine ve İstanbul'a yakınlığına göre mümkün olan asgari maliyetle temin etmek esastı. İmparatorluk dahilinde üretilen malların içerideki ihtiyaçları karşılandıktan sonra fazla kalan malın ihracına izin verilirdi. Biraz evvel söylediğim gibi. Ülke içinde ihtiyacı karşılamama riski yüksek olan mallar, türü ne olursa olsun, ihraç yasağı rejimine tabi tutulurdu. Bunlar arasında buğday, pamuk, pamuk ipliği, pamuklu dokuma, mamul işlenmiş deri gibi gıda maddesi, ham madde veya mamul sanayi maddeleri yer alırdı. Zeytinyağı bu kategoride ihracı yasak olan mal statüsünde değildi. Üretim yeterli olduğu ölçüde ihracına izin verilirdi. İhracı yasak olan mala da üretim fazlası oluştuğu takdirde pekala ona da ihraç izni verilebilirdi. Yasak mal kategorisi özel olarak izin verilmedikçe yurt dışına ihraç edilmesi mümkün olmayan mal demekti. Diğerleri ise, zeytinyağı onlardan biri, yasaklanmadıkça ihraç edilebilir kategoride mallardı. Zeytinyağı bu bakımdan ihracı yasak olan bir mal, ahitnamelerde, anlaşmalarda belirlenmiş olan tarife üzerinden vergilendirilerek ihraç edilirdi. Ama içeride üretim azalır veya ihtiyaç artarsa ya da dış alemden çok aşırı bir talep gelir ve iç pazarın dengesini bozacak şekilde gereğinden fazla bir ihracat baskısı görülürse o zaman geçici veya sürekli yasaklar söz konusu olabilirdi. Zeytinyağında böyle bir olay ilk defa 1709 yılında şiddetli soğuk Akdeniz'in batı bölgesinde zeytin ağaçlarını mahvettiği zaman
çok büyük bir dış taleple karşılaşınca Osmanlı otoriteleri pazara müdahale ederek dış talebi kısmak üzere ihracat üzerindeki gümrüğü fiyatının bir katına %100 arttırdılar. İhracatı kontrol etmek istediler bu şekilde. Ancak bu çok ağır bir vergi yüküydü. Zeytinyağı fiyatını ikiye katladığı zaman ihracat hiç yapılamaz hale geldi. Ege bölgesinde, özellikle adalarda halkın başlıca geçim kaynağı olan zeytinyağının satılamadan kalmış olması istenmeyen bir durumdu. Zira Girit, Midilli gibi adalar halkının yegane geçim kaynağı zeytinyağıydı. Bütün üretimin içeride tüketilmesi de mümkün değildi. O zaman devlet sadece zeytinyağına mahsus olmak üzere ilk defa uygulamaya koyduğu yeni bir rejimi benimsemek üzere ihracata makul bir ek vergi getirmeye karar verdi. Bu Osmanlı tarihinde ilk defa olan bir şey. Ona resmi miri veya batılı kaynaklarda anlatıldığı üzere bid'at diye bilinen ve ahitnamelerde %3 olarak bütün ülkeler için hemen hemen tespit edilmiş olan tarifeden ayrı olarak %20, %30 bazen daha fazla olabilen yeni bir vergiyi uygulamaya koydu. Bu 1720'li yıllardan itibaren. Bu ihracat vergisi içeride zeytinyağı fiyatlarını düşürdüğü için, dış talebi azalttığı, içeride fiyatlar düştüğü için çok önemli bir korumacı etki ile sabun üretiminin büyük ölçüde korudu ve geliştirdi. 1720 ve 30'lardan sonra Ege'nin her tarafında, özellikle Girit'te sayısı az artan sabun imalathaneleriyle karşılaşıyoruz. Bu yeni vergi rejimi 18. yüzyılın ilk yarısında üretimi içerideki ihtiyaçları aşacak kapasiteye sahip birçok mal içinde benimsediler. Pamuk, pamuk ipliği, işlenmiş deri, tütün ve benzeri mallara da bu uygulandı. Maliye için önemli bir vergi kaynağı haline gelen bu yeni vergiler sadece ihracattan alınıyor, iç pazardaki tüketimden alınmıyordu. İhracat 1756-1763 7 sene savaşları sırasında Avrupa'da ihracat çok azaldı. O zaman bu vergi kaynağının gelirleri kurumaya başladı. Bu Osmanlı fiskalizminin katlanabileceği bir şey olmadığı için iç pazardaki zeytinyağı ticaretine de vergi koydular. Bu zeytinyağının fiyatını arttırdı. Dolayısıyla sabun üretimi üzerinde arttırmış olduğu korumacı etkisi de ortadan kalkmış oldu. Zaten bu tarihten sonra sabunhanelerin kullandıkları zeytinyağları da ayrıca vergiye tabiydi. Bu yıllarda asıl önemli problem 1760'lı yılların sonunda başlayan ve yaklaşık 70 yıl sürecek olan savaşların hemen hepsinin yenilgiyle bitmesi ve 19. yüzyılın başlarından itibaren bunlara iç savaşların eklenmesi bütünüyle maliyeyi ve ekonomiyi içinden çıkılması zor, uzun vadeli bir krizler zincirine sokmuş idi. Bu krizin ticaret ve mübadeleyi etkileyen en önemli manzarası Osmanlı tarihinde o zamana kadar görülmemiş oranda hızlı bir enflasyona yol açarak fiyatların 10-15 yılda ikiye katlanması idi.
bugünkü enflasyon için bunlar çok küçük yine de. Aynı yıllarda zeytinyağının fiyatını daha da arttıran üçüncü bir faktör, 1770'lerden itibaren dış talebin yeniden ve hızla artmasından kaynaklandı. Ve o tarihe kadar rastlamadığımız ölçüde İstanbul'un ihtiyacı olan zeytinyağı ve sabun bulunamaz hale geldi. O zaman İstanbul'a zeytinyağı ve sabun gönderen bölgelerden ihracatı sınırlandırmak mecburiyeti doğdu. Üreticilerin İstanbul'un ihtiyacı için belirlenen miktarı göndermedikçe ihraç etmeleri yasaklandı. Ege'de İstanbul'un ihtiyacını karşılamak üzere belirlenmiş olan Midilli-Edrevit hattındaki bölgede ihraç yasakları sürekli şekilde yenilendi. Ancak bunun yanında ihracattan alınan vergi yükü de eklerle artırıldı. Bunlara çeşitli isimler verdiler. Bu vergilerin artırılmasına rağmen, yasaklara rağmen İstanbul'un ihtiyacı olan zeytinyağı ve sabunu temin mümkün olmadı. Neticede devlet 1830'a doğru zeytinyağı ticaretini ünlü, meşhur, bilinen adıyla yedi vahit olarak bilinen yöntemle idare etmeye karar verdi. Yedi vahit, bugünkü Türkçesiyle tekel, tam bir devlet tekeli değildi. Devletin izin verdiği bir grup tüccarlar vasıtasıyla yürütülen bir yarı tekeldi diyebiliriz. Bu yeni uygulama da başarılı olamadı. Büyük sıkıntılara soktuğu üretici halkın şikayetleri karşısında onların İstanbul'un ihtiyacı kadar zeytinyağı ve sabunu göndermeleri şartını taahhüt etmeleri şartıyla bu uygulamaya 1834'te son verildi ve İstanbul'dan başka yerlere yurt içi veya yurt dışı fark etmez gidecek zeytinyağı ve sabun için ek yeni vergiler konuldu ve ticareti serbest bıraktı bu şartlar altında. Amaç İstanbul'un artan zeytinyağı ve sabun ihtiyacını karşılamakla birlikte bunun ucuza sağlanmasıydı. Bu sebepten üretici ve tüccarın İstanbul'da satacağı zeytinyağı ve sabunda çok küçük oranda bir kar tanınıyordu. Hızlı enflasyon ortamında, evet enflasyon %5-10 arasında ama tüccarlara tanıdığı kar haddi de o kadar, %10'dan az. Onun için o küçük kar çok kısa zamanda zarara dönüşebilirdi. Onun için bütün taahhütlerine rağmen tüccarlar ve üreticiler İstanbul'a gelmek zorunda kalanlar dahi kendi getirdikleri malı İstanbul'dan kaçırmaya çalıştılar. Neticede İstanbul'da bir ucuzluk adası yaratma hedefini gerçekleştirmek mümkün olmadı. Tanzimattan sonra imparatorluk içinde fiyatların ulaştırma maliyeti dışında arz ve talebe göre belirlenerek az çok entegre olacak şekilde liberalize edilmesiyle bu mesele kısmen çözülmüş oluyordu diyebiliriz. Benim konuşmam bu kadar. İlk defa okuyarak bir konuşma yaptım. Tercümana yardımcı olmak için. Onun için özür dilerim, saygılarımı sunuyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok sere bir metin verdi. Ve sana bir şey söyleyeyim. Ben hemen bunu alırım, basarız bunu. Notsuz basarız. O kadar önemli bir şey çalışma verdim. Şimdiye kadar kimseye şey, konu için çalışma. Tamam, İstanbul'da. Çok teşekkür ederiz. Şimdi şey, şifre.
το κλείσουμε. Ναι, γιατί πρέπει πρώτα να ανοίξει το project και μετά να ανοίξει. Ωραία. Να κλείσω τον υπολογιστή. Να το κλείσω. Γιατί κλείσουμε. First of all, I would like to thank ilk olarak Yunanistan Baş Konsolosluğu'na nazik davetlerinden ötürü teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve buraya bizleri dinlemek üzere gelmiş olan tüm değerli dinleyicilere de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Akdeniz'in yeme alışkanlıkları konulu bu konuşma dizisi bildiğiniz üzere Hellenik Araştırmalar Derneği ile işbirliği halinde yürütülmekte. Ve yine Sayın Evangelia Balta'nın koordinasyonunda yürütülmekte. O yüzden hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Yunan araştırmacıların buraya gelmesi bizler için her daim bir gurur kaynağı. You can take off your headset so it will be easier. Thank you. Evet bakalım çalışacak mı bu sefer? Evet Sayın Profesör Genç, İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu'ndaki önemine değindi ve zeytinyağı ve sabun tedarikinde nasıl bir noktada olduğunu anlattı. Ben Ege'nin her iki kıyısında zeytinyağı üretiminin önemine değinmeye çalışacağım. Evet, 19. yüzyılda Lesbos'un ve evet, Lesbos'un ve Anadolu'nun ekonomisi, yani karşı kıyıdaki bölgelerin ekonomisi zeytin yetiştiriciliğine dayanmaktaydı. Zeytin ağaçlarının yetiştirilmesinde ve zeytinyağı üretimi ve sabun üretimindeki uzmanlık bir kültürel miras oluşturdu. Bu ortak kültürel miras her iki bölgenin sakinlerinde günlük olarak etkiledi ve göç hareketlerini belirledi. Evet, zeytin kültüründe uzmanlaşma ve yemek uygulamalarında zeytinyağını faydalı bir şekilde kullanma, nesilden nesile aktarılan ve Egelilerin Amerika'dan Mısır'a, Güney Afrika'dan Avustralya'ya uzanan seyahatlerinde belirleyici bir etken olmuştu. Bu bakış açısından bunu bir gezginci kültür kaynağı olarak düşünebiliriz. Yani antik Yunanlıların gezgin okulları felsefe haline getirmişti bunu. Yani zeytin ekonomisine ilişkin bilgiler bu yalnızca bu insanlara eşlik etmekle kalmadı, aynı zamanda onlara bir hayat sağlamış oldu. Evet, 1 Eylül 1907 tarihinde Midillili bir zeytinyağı tüccarı olan Vasilius Gotos, Ayvalık Gimnazyumu'nun müdürü olan arkadaşına o günün şafağında vurduğu 20 tane bıldırcını hediye olarak götürmüştü. Ve bunun karşılığında da
Yine Edremitli bir zeytinyağı presinin sahibi olan Michael Kazazis'ten sabahın erken saatlerinde denizden çıkarılmış 200 tane midye almıştı. Öğleden sonra da kentte bir yürüyüş yaptıktan sonra arsa sahipleriyle, tüccarlarla ve iş adamlarıyla bir araya geldi karşı kıyıdan. Ve son birkaç günde hava koşullarından dolayı gidemediğini söylemişti. Ve zeytin hasadına ilişkin tahminlerini paylaştı. Yine depo kiralama maliyetlerini konuştu. İzmirli Demetrios Sisigonis'in fabrikasını ziyaret ederek gecikmenin sebeplerini onunla tartıştı. Sonrasında da bir tiyatroya oyun izlemeye gitmişti. Evet, bu 20. yüzyılın başlarında bir tüccarın hayatından tipik bir günü aktarıyor. Ve gördüğünüz gibi etnik olarak tanımlanmış ulusların deniz kanalları sınırlarla kapanmadan önce iki kıyı arasında ne kadar yoğun bir iletişim olduğunu bizlere çok iyi gösteriyor. Kişisel mallar bildiğiniz gibi özellikle dayanıksız olan aynı gün pişirilmesi veya tüketilmesi gereken malların karşılıklı olarak mübadelesi de hem planlanmış hem de planlanmamış seyahatlerin ne kadar sık olduğunu gösteriyor. Bu seyahatler küçük motorlarla, küçük sandallarla, yine küçük buharlı gemilerle iki kıyı arasında yapılmaktaydı. Bu mütevazi tarihi örnekte iki ekonominin özellikle zeytin ve sabun zemininde birbirine ne kadar yakın olduğunu görüyoruz. Yine ham maddelere ilişkin, para paketlerine ilişkin, personele ilişkin, mevsimsel çalışanlara, mevsimlik işçilere ilişkin ve yine müstakbel damatlara ilişkin ne kadar bilgi aktarımı olduğunu görürüz. Son ifade, yani müstakbel damat ifadesi kafanızı karıştırmış olabilir ama onu da aktaracağım daha sonrasında. Yine Lesos'un doğu kıyısına Mayıs ile Ekim ayları arasında zeytin yetiştiriciliği için mevsimlik işçiler gelmekteydi. Yine kilise mahkemesine ait, Midilli'deki kilise mahkemesine ait arşivlere baktığımız zaman da müstakbel damadın Anadolu'ya gidip uzun süre gelmemesinden dolayı bazı evliliklerin iptal olduğunu anlayabiliyoruz. Tabii ki buradan da bu kişinin Anadolu'ya gidip orada yerleştiği ve muhtemelen orada evlendiği çıkarımına varabiliriz. Evet, şimdi Lesos'un ekonomisinin birbirine olan bağımlılığına bir kere daha dönelim. 19. yüzyıldan başlamak suretiyle Lesbos benzeri görülmemiş bir endüstriyel gelişim seviyesine tanıklık etti. Birçok işletme mekanik hale geldi. Zeytin presleri ve sabun fabrikaları durmaksızın çalışmaya başladı hasat dönemlerinde. Ve Mart ayına kadar çok yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttü. Anadolu'dan, yani İzmit'ten başlayarak Ege kıyılarında Marmara Deniz, Ege kıyılarında Bodrum'a kadar birçok şehre ürün sağlamaya başladılar. Yine İstanbul'dan ve Anadolu'dan gelen yüksek taleplerde Lesos'taki arazi sahiplerini hayvanların çalıştığı zeytin değirmenlerinden yüksek kapasiteli buharla çalışan preslere geçmeye zorladı. Yine 1910 yılında İnsan makinesi denen bir pres üretildi. Yunan Ortodoks topluluğunun kararıyla ve yine İngiltere'ye, Amerika'ya, Avrupa'ya, Asya'ya ve Afrika'ya göç etmiş olan 180 tane köylüden bağış toplandı ve bir fabrika kuruldu. Fabrikada 2 tane değirmen işlemcisi vardı, 4 tane hidrolik pres vardı ve makineler İzmir'de üretilmişti. Bunun başarısı tabii ki kârların hayır amaçlı ve eğitim amaçlı kullanılmasından kaynaklanmaktaydı. Bu sebepten dolayı köylerdeki yetiştiricilerin çoğu zeytinlerini bu fabrikada işletmeye başladı, özel fabrikalar yerine. Yine köyün yeni ve son derece büyük
kamu okulunun inşası 1929 yılında tamamlandı ve bu okulun inşaatı da bu zeytin fabrikasından elde edilen karlarla mümkün oldu. 1912 yılına kadar zeytinyağına dayalı ekonomi hem Ege'nin her iki tarafında da yoğun bir şekilde görülmekteydi. Ve bu çerçevede yoğun bir ürün değişimi, mübadelesi görülmekteydi. Aynı zamanda birbirine bağlı bir ekonomik kalkınma görülmeye başlanmıştı. Lesos'taki zeytinyağı ve sabun endüstrisi, tabii ki Anadolu'dan gelen ham maddeler olmasa 20. yüzyılın başında bu kadar hızlı büyüyemezdi. Yine zeytin çekirdeği, yağı üreten tesislere çekirdek ithal edilmekteydi. Gliserin fabrikalarına artık sabunlar ithal edilmekteydi. Yine tekstil fabrikaları için pergamon yağı ithal edilmekteydi. Yine Zonguldak'tan, Ereğli'den kömür ithal edilmekteydi. Yine ham maddeler, örneğin tabakhaneler için kızılçam, yine inşaat sektörü için pembe renkli taşlar ithal edilmekteydi. Tabii Avrupa'dan ithal edilen çoğu ürün Ayvalık'a gönderilmeden önce Midilli limanındaki depolara getirilmekteydi. 1882'den önce Ayvalık limanının dibi taraklandı ve bu sayede orta aralıktaki kapasiteye sahip gemiler de artık limana yanaşabilmeye başladılar. Büyük buharlı gemiler Midilli Adası'na yanaşmaya başladılar ve ithalat pazarındaki ürünler buradan Anadolu'ya dağıtılmaya başlandı. Yine 19. yüzyılda Anadolu'yu İzmir, Bursa ve İstanbul gibi ticaret merkezlerine bağlayan karayolları olmadığı için o zamanlar denizden taşımacılık en uygun maliyetli çözümdü ve esasen bu yöntem kullanılmaktaydı. Lesos yine Ayvalık ve Edremit bölgesine hitap eden ticaret ve endüstri merkezine ulaşım açısından en uygun yerdi. Zeytinyağı ve sabun sektörlerinin ticari gelişimi ve endüstriyel büyümesi karşı kıyı olmadan başarılı olamazdı. Tabii ki Lesos'un girişimciliği de zeytin fabrikalarının gelişmesine yönelik teknolojileri kattı. Aynı zamanda İstanbul'daki yerel ürünlerin dağıtılmasına ilişkin teknik bilgiyi getirdi. Ve buradan Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarının dışarısına götürülmeye imkan tanıdı. Bölgedeki coğrafi yapı yine ticari etkileşimleri ve karşılıklı ekonomik kalkınmayı hızlandırdı. Deneyimli tüccarlar ve işletmeler arazi sahipleriyle ve Ayvalık'taki ve Edremit'teki tüccarlarla ihracata yönelik bilgi paylaşımı yaptılar. Yine zeytinyağını Rusya'ya ve Balkanlara aydınlatma amaçlı olarak ihraç etmeye başladılar. Bunun yanında senetlerin nakde dönüştürülmesi gibi diğer mali hizmetleri ve kredileri de sağlamaya başladılar. Lesbos'un refahında Anadolu'nun rolü gerçekten çok önemliydi. 1850 yılında Lesbos zeytinlikleri bir dondan dolayı ciddi bir felaket yaşadı. Ve 3 ağaçtan ikisi burada çok ciddi hasar gördü. Bu nedenle 3 ağaç türünden ikisi yok olduğu için birkaç yıl geçtikten sonra Lesos'taki zeytin kültürü monokültür haline geldi. Ve zeytinyağı ekonomisinde geliştirilen uzmanlık ve sırlar her iki yakaya da ulaşmaya başladı. Her iki yakada da daha da zenginleşti. Anadolu'daki yetiştiriciler tarım teknikleriyle ilgili daha fazla deneyim kazanmaya başladılar. Herhangi bir insan müdahalesi olmadan yetişmelerinin yerine bu zeytinliklerde daha fazla ilgilenmeye başladılar. Uygun bir şekilde yerleştirme, toprağa belleme,
gübreleme, budama, bunların hepsi Yunan Ortodoks mültecilerinin Lesbos'a getirmiş oldukları tekniklerdi 1922 yılından sonra. Yine 1925'te Lesbos Ticaret Odası'nda bu uzmanlıkta belirtilmişti ve mültecilerin zeytin yetiştiriciliğine ve adadaki zeytinyağı üretimine nasıl bir katkı sağladıkları not edilmişti. Yine Doğu Ege'nin, Doğu Ege'deki adaların Yunanistan Krallığı'yla birleşmesi ve Ege'de sınırların çizilmesi Anadolu'nun iç bölgeleriyle Lesbos'un ekonomisini aşama aşama köreltmeye başladı. Ve yine bu olumsuz değişiklikler tüccarların birbirleriyle olan iletişimine de yansıdı. Ulaşım engeli, posta hizmetlerinin olmaması, zeytinyağı ihracatına getirilen yasaklar ve Lesbos'tan Türkiye'ye sabun ithalatı üzerine getirilen %11'lik vergi maalesef ki bu durumları hep olumsuz etkilemişlerdi. Yine 1911 yılında İtalo-Türk Savaşı'ndan kaynaklanan ticaret sınırlamaları, Yunanistan'dan gelen zeytinyağı varillerine sınırlama uygulama, yine Anadolu'daki yabancı uyruklu kişilerin ticaret yapmasına sınırlama getirme, hep tüccarların karşılaştığı sorunlar arasındaydı. Yine Midilli Bankası'nın şubeleri de kapatılmıştı. Bunlar hep tüccarların yaşadığı sıkıntılardı. Bunun aksine Anadolu'da bu yukarıda anlatmış olduğumuz, az önce belirtmiş olduğumuz olaylar yerel girişimciliğinde gelişmesi için bir fırsat doğurdu. Müslüman küçük iş adamları kendilerini zeytin presleri tesis etmeye adadılar. Sabun üretimini artırdılar çünkü artık Lesbos'tan ithalat yapılamıyordu. Bunun neticesinde bir kıtlık yaşanmaktaydı ve bu üretimi bu vesileyle artırdılar. Anadolu'nun iç bölgelerinde endüstri tabii ki gelişmekteydi. Ancak kıta Yunanistan'dan malzeme, ham madde getirme maliyetleri de arttı. Bu ürünlerin ana kıta Yunanistan'dan ve Makedonya'dan buraya getirilmesi çok ciddi maliyetler ile mümkün olabiliyordu. Sabun üretimi aynı zamanda radikal jeopolitik değişikliklerin de kurbanı oldu. Beyaz sabunun vergiye tabi tutulması, yine Yunanistan ile birleşen bölgelere uygulanan çok yüksek vergiler sabun üretimini çok ciddi anlamda zedeledi. Ancak Türkiye sabun üreticileri kendi ürünlerine Türk etiketleri yapıştırmaya devam etmektelerdi ve 1930'lara kadar Türkiye'de bu sabunları satmaya çalışmışlardı. İnsanlar tabii ki bu ticari bağların aniden kopmasına uyum sağlamaya çalıştılar ve iki komşu kıyı arasında bu iletişimi sürdürmeye çalıştılar. Ancak bu iletişim zayıfladığı için bunun neticesinde her iki taraftaki yerel ekonomi de yavaş yavaş güçlenmeye başladı. Bugün Yunanistan'ın yaşamış olduğu kriz Türkiye'den gelen turizmin artışıyla bir rahatlamaya girmiş durumda. Ege Adaları'ndaki yerel ekonomi yeniden canlanmış durumda. Yine ticaret ve üretime ilişkin teknik bilgilerde bu bölgelerde benzer üretim faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağladı. Ancak bölgenin dışına, adanın dışına da çıkmak gerekiyordu. İlk yer Mısır'dı çünkü Lesbos'tan buraya yoğun bir şekilde göç söz konusu olmuştu. Yine onun ardından Girit ve Pire kentleri geldi. Zeytin çekirdeği yağını özütleyebilen, yine pamuk çekirdeği yağını özütleyebilen tesisler buralarda mevcuttu. Yine Anadolu kıyısında becerikli teknisyenler ve kimya mühendisleri bulunmaktaydı. İmbros ve Tenedos adalarında çok becerikli teknisyenler ve mühendisler bulunmaktaydı. Bunlar hep Mısır'a göç ettiler. Yine diğer kişilerde düşük kaliteli
sabunlarla yüksek kaliteli yeşil, beyaz ve kokulu sabunları karıştırdılar. Her iki kıyıdan gelen göçmenler Amerika'ya yeme alışkanlıklarında ve zeytin ekonomisine ilişkin teknolojilerini de getirdiler. Amerika'da zeytinyağı satışını ve zeytinyağının yemek yaparken kullanılmasını yaygınlaştırdılar. Anadolu kıyısında ise bu kültürel bir kaynak haline geldi ve göçmenler bunu gittikleri yerlere götürdüler. Ve bu güneyden gelen göçmenleri kuzeyden gelen göçmenlerden ayırt eden önemli bir bilgi haline geldi. Zeytinyağı daima onların masasında bulunmaktaydı, mutfağında bulunmaktaydı. Yine Ege'nin her iki kıyısında da ladera tarifleri yaygınlaşmaya başladı. Aynı zamanda yerleştikleri ülkelerde de bunu yaygınlaştırmaya başladılar. Bugün sanayi sonrası çağda özellikle buharla çalışan zeytinyağı ve sabun üretim tesislerindeki teknik deneyim bir kültür ve eğitim projesi haline geldi. Zeytinyağı üretimine ilişkin teknolojilere adanmış müzeler açıldı. Yine bir zamanlar bölgenin zenginliğini yansıtan tarihi binalar endüstriyel arkeoloji yöntemleri kullanılarak korundu veya restore edildi. Aya Paraskevi'nin halka ait fabrikası da Piros Bank Grubu Kültürel Derneği tarafından bir zeytinyağı üretim müzesine dönüştürüldü. 2006 yılında müze açıldı ve bu müze şu anda zeytinyağı üretiminin endüstriyel aşamalarını gösteriyor ve istisnai bir şekilde bu zeytinyağı üretiminde kullanılan mekanik ekipmanları sergiliyor. Yine ziyaretçiler ve okul grupları burayı ziyaret etmek suretiyle zeytinyağı üretiminin farklı aşamalarını öğrenebiliyorlar. Fabrikanın buharlı teknolojiden dizel motorlu teknolojiye nasıl geçtiğini görebiliyorlar. Yine zeytinlerin saklandığı odalarda da zeytinyağı üretimine ilişkin iş akışını görmeniz mümkün. Evvela zeytin ağacının nasıl yetiştirildiğini ve zeytin ağacına nasıl bakıldığını görebiliyorsunuz. Yine zeytinin yan ürünlerinin nasıl üretildiğini görebiliyorsunuz. Örneğin posa veya çekirdekten üretilen yağ ya da sabun. Aynı zamanda Yunanistan'da ve yurt dışında zeytinyağı pazarlama ve dağıtım faaliyetleri, zeytinyağı üretimine ilişkin meslekler ve faaliyetler. Yani bu sayede çocuklar bu müzeleri ziyaret ederek zeytinyağı üretiminin farklı aşamalarını görebiliyorlar. Asit ölçüm deneyi yapabiliyorlar. Yine Frenas Olive Press Museum adı verilen bir başka müze açıldı Lesbos'ta. 1887 yılında inşa edilmiş bir fabrikaydı burası. Bu fabrika 2009 yılında Arkipelos Kültür Derneği tarafından bir müzeye dönüştürüldü. Şu anda Vranas Zeytin Press Müzesi Extra Virgin Zeytinyağı üretiyor. Bu yağ Yunanistan'ın bu köşesine özgü zeytin ağaçlarından üretilmekte. Gerçekten çok muazzam bir kaliteye sahip bir zeytinyağı. Zeytin ağaçları senede 3000 saat güneşe maruz kalıyor. Bunun neticesinde zeytinlerin kendilerine has yumuşak bir aroması ve tadı oluyor. Bu zeytinler elle toplanıyorlar. Yine sıcaklık 19 dereceyi aşmayacak şekilde eziliyorlar. Bu sayede aromanın ve lezzetin tamamı zeytinde muhafaza edilmiş oluyor. Gerçekten çok uyumlu ve çok zarif bir tadı var. Parlak yeşil renkte ve asidite seviyesi de yaklaşık olarak %0.2. Adadaki birçok endüstriyel bina karakteristik mimarileriyle şu anda kültür merkezlerine, otellere, sergi mekanlarına ve hatta modern zeytinyağı üretim tesislerine dönüştürüldü. Bu zeytine ve zeytin kültürüne saygı için yapılmış olan müzeler, binalar. Konuşmamı size 2 dakikalık bir video göstererek sonlandırmak istiyorum. Vranas Olive Press Müzesi'nin
nasıl müze haline dönüştürüldüğünü gösteren bir video bu. So it says that steadily all things survive in the contemporary. Evet, şöyle diyor. Eski şeyler çağdaş şeylerin içerisinde hayatta kalmasını başarabilir. Πώς θα το μεγαλώσουμε, από εδώ. Αυτό. Πώς. Όχι, όχι, δεν είναι εκείνο, είναι το καλώδιο έχει πρόβλημα. Και τι να πατήσουμε. Ξέρετε, τώρα γίνεται αρχίστε. Ναι. Τώρα όμως δεν το παίρνει. Το κλείσατε. Το κλείσα. Yeah. Ξανανοίξουμε. Just a second. Hello. Εδώ. Εδώ. Όχι. Θα πάει. Θα το βρούμε. Άνοιξε τη φωτοβολταϊκή. Thank you very much. Teşekkür ediyorum. My dearest Rura. Evet, çok teşekkür ederiz değerli sunumunuz için. Bizleri Kuzey Ege'ye götürdünüz. Ve bu bölgenin her iki kıyısının da ortak bir kültüre, ortak bir ürüne sahip olduğunu bize bir kere daha hatırlattınız. Çok teşekkür ediyorum bir kere daha. Evet, bu değerli konuşmacımız da doğduğu yerin mirası için çok ciddi çabalar göstermekte. O yüzden ona bir kere daha teşekkür ediyoruz. Şey başlıyor, discussion. Σωρού βάρσα, σωρά μπιλίρσινες. Σταώ. Δε κλείωρους. Σωρού βάρσα.
We do. Evet, sesim geliyor mu? Ben Sayın Evridiki hanımefendiye bir şey sormak istiyorum. Zeytin çekirdeğinden üretilen yağ terimini kullandınız. Bu zeytinden üretilen yağdan farklı bir üretim biçimi mi? Onu öğrenmek istiyorum. Ben de kendi çapında küçük bir aile işletmesi zeytin Kuzey Ege'de Saros Körfezi'nde zeytin üretiyoruz. Bu nedenle bu üretim biçimi de bizim de ilgimizi çekti. Cevap varsanız çok memnun olurum. Evet, zeytin çekirdeğinin yağı ile yeşil sabun üretiyoruz, üretiliyor. Ve bu tesis de normal zeytin tesisine göre çok daha büyük bir tesis. Tabii mekanik makinelerin olduğu bir tesis. Ve çekirdeğin yağının özütlenmesi için kullanılan malzeme de çekirdeğin kendisi. Dolayısıyla bu Lesos adasında gerçekleştirilen bir uygulama ve 19. yüzyılın sonunda başladı. İşletmenin büyüklüğünü belirtmek için söylüyorum. 12. yüzyılın başında 20. yüzyılın başında yaklaşık olarak 113 taneye yakın mekanik fabrika mevcuttu ve 5 tane zeytin çekirdeği yağ üreten fabrika vardı o dönem. Teşekkür ederim. Merhaba. Aytaç Demirci, Boğaziçi Üniversitesi. Şimdi ortaya bir soru olacak ama ortaya bir soru olacak ama Mehmet Bey konuşmasına başlarken işte hani bazı tarihsel şeyler verdiniz. İşte dönüm noktaları 1720'lerden 30'lardan bahsettiniz. Hani burada daha çok doğayla üretimin ilişkisine yönelik olarak bazı değişiklikler yapıldığını falan söylemiş oldunuz aslında. Yani işte kış nedeniyle üretim düşünce o üretimle ilgili bir toparlanma gözetildiği zaman yapılan bazı düzenlemeler, alınan önlemler var. Ama bir de daha uzun vadeye yayınca üretim biçimlerinde bir değişiklik var herhalde. O üretim biçimlerindeki değişiklikleri gözeten bazı önlemler ve tavırlar alınıyor mu? Hani böyle bir şeyde çizebiliyor muyuz? Mesela daha sonraki sunuma bakınca işte hani 1920'lerde yeni makineler geliştirilmiş falan, onu görebiliyoruz. Bu üretim biçimleri değiştikçe o üretim ilişkilerinin değişmesiyle yeni adımlar atılıyor mu? Hani öyle bir şeyden söz edebilir miyiz? Hiç mi duyamadınız? Yok, kusura bakma, size söylediğim daha yüksek ses yeri yakın. Ama daha, böyle mi? O zaman kısaca tekrarlayayım. Üretim ilişkilerinin ve üretim biçiminin değişmesiyle de hani bakabilir miyiz? Çünkü sizin mesela sunumda baktığınız doğa... Bana soruyorsanız... Evet. Lütfen biraz gelin. Duyamıyorum ben. Böyle nasıl? Buyurun. Buna ihtiyaç var mı? Tamam, peki, pardon. Şimdi mesela sizin sunumunuzda hani bazı dönüm noktaları verdiniz tarih içinde de. Zeytin ve sabun üretimine dair alınan bazı önlemler var İstanbul tarafından. Şimdi bu önlemlerde hep doğayla iletişimimiz içindeki bazı değişikliklere
bakılarak alınan önlemler var. İşte kara bir kış oluyor ve bir adım atıyor hükümet, İstanbul hükümeti. Ama üretim ilişkilerinin ya da üretim biçiminin dönüşmesiyle ilintili olarak atılan adımlar var mı? Araştırmanızda öyle bir şeye rastladınız mı? Hani zeytin için bu geçerli mi ya da sabun için bilmiyorum. Mesela üretim ilişkileri ya da üretim biçiminin dönüşmesiyle ilgili olarak ne söyleyebilirsiniz? Hani araştırmanızda öyle bir çizelge görebildiniz mi mesela şimdiye kadar? Yani mekanizasyonu da düşünerek hani üretim ilişkilerinde değişme, benim anlattığım daha sonra söz konusudur. 19. yüzyılın ortalarından sonra sözünü ettiğiniz üretim biçimlerinde biçiminde değişme vardır. Osmanlı sisteminde, klasik sistemde 16. yüzyıldan 18. yüzyıl sonuna kadar üretim ilişkileri ne tür bir ilişkiydi? Bir kere kapitalist ilişki değildi. Tam olarak feodal bir ilişki de değildi. Marx Türkiye'de doğmadığı için Asya tipi üretim tarzı çok uzaktan ve Osmanlı'yı da fazla ilgilendirmeyen bir yapı. Nedir? Feodal ve kapitalistik unsurları olmakla birlikte sui generis bir Osmanlı sistemi söz konusu idi diyebiliriz. Bu ilişkilerin kapitalistleşmesi 1850'lerden sonra başladı ve aşağı yukarı 100 sene devam etti tam kapitalist hale gelmesi. Bu bizim zeytinyağı üretimiyle, sabun üretimiyle fazla, yani benim anlattığım dönem bakımından fazla bir farkı yok. Böyle düşünüyorum ben. Buyurun. Yalnız peki, yüksek sesle söyleyeyim. Tamam, yani şu duyulabiliyorsa böyle, duyulabiliyor mu şu anda, duyabiliyor musunuz? Duyuyorum şimdi. Tamam. Evet. Üretim araçlarında bir dönüşüm var ama herhalde, değil mi? Yani zaman içinde hep böyle işte ilk üretim araçlarının bir değişiklik dönüşümü var, bir dönüşüm, evet, var bu herhalde, bu değil mi? Da 19. Evet. O dönüşüm daha pek sonra hatta. Ne kadar sonra? Yani nasıl bir dönüşüm, nasıl bir tarihsellik içine oturtuyorsunuz? Çünkü üretim araçları da değişiyor herhalde. Aynı taş değirmenler kalmıyor sürekli. Mesela işte sizin sunumunuzda hani son geldiği noktada işte 90 derecelere falan özen gösterebilen acayip teknolojik bir üretimden söz edebiliyoruz son zamanda. O ama herhalde şıp diye olmuyor, değil mi? Bir 200 seneye yayılan bir süreçten söz ediyoruz. Küçük küçük işte çeşitli teknolojik gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeye bakarak da hani okuyabiliyor muyuz sizin yaptığınız okumayı? Bu bana soruyorsanız. Yok yani ortaya. Ha, genel soruyorsunuz. Evet. Bu teknolojinin değişmesi de çok hızlı olan bir şey değil. Çok yavaş olan bir şeydir. Ve uzunca bir süreyi kapsar. Diyelim ki ben şimdi söyleyeyim. Mesela buhar makinesi ulaştırmada 1800'lerden sonra kullanıldı. Deniz ulaşımında buhar makinesi. 1806'da ilk gemiler, buharlı gemiler çıktı. Ama yelkenliler de birlikte 80 sene yaşadılar. Hatta 150 sene. 1880-90 arasında hakim teknoloji buhar haline geldi. 1870'te dünya gemi tonajının %60'ı şeydi, yelkenliydi. Ancak %40'ı, yani çok bilinen ve basit bir alandan örnek veriyorum. Teknolojik değişme o kadar kolay ve hızlı olmuyor. Teşekkürler. Buyurun. Bir saniye.
Ambalaj konusunda öğrenmek istediklerim var. Bildiğimiz kadarıyla ilk çağlarda büyük miktarlarda yapılan bu zeytin ticareti, yani Akdeniz'in her yönünde amfora. Bana soruyorsanız çok da, hakikaten duyamıyorum. Ya da Evredike, evet, sesle. Evet, size ya da Evredike Hanım da cevaplayabilir. İlk çağlardaki zeytin ticareti bildiğimiz kadarıyla bu amfora dediğimiz kaplarla yapılıyordu, değil mi? Duyamıyorum vallahi. Birisi bana tecrübe ederse şuradan, efendim, onunla da duyamam zannederim. Buyurun. Evet. Ben zeytin ticaretinin alo, pardon. Çok fazla. Fakat Türkçe biliyorum. Evet. Türkçe. Sesim tamam. Geliyor mu? Geliyor. Tamam. 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 Şimdi zeytin ticareti ilk çağlardan bu yana yapılıyor. Çok eski bir ticaret, değişim. Hatta medeniyetin oluşumunu etkilemiş. İnsanların her yönden temel ihtiyaçları karşılanmış zeytinle. Ve bu ilk ticaret, amfora dediğimiz o toprak, pişmiş toprak kaplarla yapıldı galiba. Fakat ben bunun gelişimini merak ediyorum sizden ya da Evridiki Hanım'dan. Yani ne zaman teneke ambalajlara geçildi? 1600-1700'lü yıllarda da bu amforalarla mı o büyük çaplı ticaret yine o toprak kaplarla mı yapılıyordu? Ne şekilde yapılıyor? İnsanlar bu ticarette ne zaman kolayca yapmak istedi? Ne zaman daha kolay bir şekilde bu nakliyeyi, bu ambalaj gelişimi nasıl oldu? Bunu öğrenmek istiyorum. Çok güzel. Ben de öğrenmek isterim. Benim size vereceğim cevap bilmiyorum. Belki Evridike Hanım bize bu konuda bir şeyler söyleyecektir. Yani şu anda kullandığımız tenekeler 1600-1700'lü yıllarda var mıydı yoksa? Evet. Pardon, bir şey. Félix de Beaujour Selanik'te Fransız konsolosu idi. Ve onun Tableau du Commerce de la Grèce diye bir kitabı var. 1787-1797 10 yılı anlatıyor. O çok ayrıntılı bir şekilde bahsediyor. Mora'da ve Ege'de üretilen zeytinlerin nasıl taşındığına dair fıçıları anlatıyor. Bunlar fıçı da bilmezler, Marsilya'dan ithal ederler diyor. Bu 1800'e yakın. Benim bildiğim bu kadar. Buyurun efendim. I would like to understand, we are talking about the transportation of the olive oil. Zeytinyağının zeytin değirmenlerinden taşınmasından mı bahsediyoruz? Ve depolanmasından, evet, saklanmasından uluslararası bahsediyoruz. Uluslararası ticarette kullanılan saklama yöntemleri. Yani gemiye, evet. So the storage yani methods. Pardon, amforalar hangi yıllara kadar geldi? Ondan sonra bir teneke ambalaj ya da daha ne gibi yöntemlerle bu ticaret kolaylaştı? Okay. Yes. Evet, 18. yüzyıldan 19. yüzyılın başına kadar zeytinyağının saklanması için büyük seramik kavanozlar kullanıyorlardı. Midilli'de kullandığımız kavanozlar Çanakkale bölgesinde, Anadolu bölgesinde üretilmiş olan kavanozlardı. Aynı zamanda demir rezervuarlar da kullanılmaktaydı saklama için, ama bu dediğim 1850 yılından sonra. Zeytinyağının değirmenden taşınması için ise
kullanılan en yaygın yöntem hayvan derileriydi. Yani hayvan derileri kullanılmaktaydı. Sonrasında teneke kutular çıktı, büyük kutular, büyük şişeler çıktı. Yaklaşık olarak 16 kilogram zeytinyağı giriyordu bu tenekelerin içerisine. Çok teşekkürler. Thank you. Evet, son soruyu alalım. Evet, ilk olarak her iki konuşmacıya da bu muazzam sunumlarından ötürü teşekkür ediyorum. Ben kendim de zeytinyağını ve zeytinyağı ürünlerini çok fazla tüketiyorum. Ve tabii ki bu üretim teknikleri bir ölçüde tabii ki arttı. Ben ikinci konuşmacıya sorumu yöneltmek istiyorum. Siz zeytin ağaçlarının budanmasından bahsettiniz. Ege'de ve Anadolu bölgesinde zeytin ağaçlarının budanmasından bahsettiniz. Sonra da Lesos'taki yabani zeytin ağaçlarından bahsettiniz. Ben hangi amaçla budama yapılıyordu, bunu merak ettim. Zeytinin miktarını artırmak için mi, yoksa zeytinin lezzetini artırmak için mi budama yapılıyordu? Yani daha iyi zeytin nereden geliyor? Yabani ağaçlardan mı, yoksa budanmış olan ağaçlardan mı daha iyi zeytin elde ediliyor? Evet, çok zor bir soru sordunuz. Çünkü siz kalite faktörüne değindiniz. Çağdaş üretimde, modern üretimde zeytinyağının kalitesi bu zeytinleri ağaçtan ne kadar hızlı toplayabildiğimize bağlı. Şimdi diyelim ki bizim bölgelerimizde bir handikap söz konusu. Çünkü bizim oradaki ağaç türleri çok fazla. Mesela Peloponnes'de çok daha az sayıda ağaç türü var. Ve bu üretim maliyetini daha da ucuz kılıyor. Yapmaya çalıştıkları şey ise, yani bugün üreticilerin yapmaya çalıştığı şey, ağaçların boyunu küçültmek. Ve bu sayede üretim maliyetlerini azaltmaya çalışıyorlar. Yani kalite ilk olarak zeytinlerin ne zaman toplanacağına bağlı. İkinci olarak zeytinin nerede büyüdüğüne bağlı. Günde kaç saat güneşe maruz kaldığına bağlı, yine bölgenin mikro ikliminin nasıl olduğuna bağlı. Üçüncü olarak ise zeytinin özütlenmesi, ekstrakte edilmesi yöntemi. Örneğin soğuk sıkım ile mi yapıyorsunuz, yoksa kaynamış suda mı özütleme yapıyorsunuz? Yani bu üçü çok önemli kalitede. Ama bizim mirasımız, yani bu ağaç mirası kalitenin pek lehine değil bizim bölgemizde. Çok fazla para gerekiyor kaliteli bir zeytinyağını üretebilmek için. Merhaba Mehmet Hocam. Sorun Mehmet Hoca'ya. Duyuyorsunuz. Öncelikle değerli bilgileriniz için dillerinize, bilgilerinize sağlık. Benim sorum, İstanbul'a gerek merkez, halkın tüketim amaçlı kullandığı zeytin, sabun ve yağ ya da saray. Ege dışında kayıtlarda Güneydoğu'dan hiç zeytinyağı, sabun ve zeytine rastladınız mı? Varsa bu tüccarların isimleriyle örnek verebilir misiniz? Evet, teşekkür ederim. O kadar ayrıntılı bilgi vermek imkanım yok. Yalnız Girit Osmanlı topraklarına katılıncaya kadar
Akdeniz'in doğusundan, Suriye kıyılarından sabun, oradan geliyordu Trablus sabunu. Zeytinyağı da muhtemelen oralardan geliyordu. Aslında zeytinyağı fazla tüketmiyorlar. Bu bahsettiğim benim 18 ve 19. yüzyıllarda İstanbul'da, İstanbul'un %40'a yakını Grek'ti nüfusun. Grekler kullanıyorlar, tüketiyorlardı ama Müslümanlar zeytinyağı kullandık. Mesela sarayda zeytinyağı tüketilmiyor, onu biliyoruz. İstanbul'un Müslüman nüfusu zeytinyağını aydınlanma için kullanıyordu. Ve şeydi, onun için biraz mumdan bahsettim. Mum pahalılaşınca zeytinyağı daha iyi ışık veren bir kaynak olarak tercih edildi. Sonra 19. yüzyılın ortalarından sonra zeytinyağı yemeye başladılar. Bizim iktisat tarihinde çok kullanılan bir formül var. Fransızcası ile l'homme est ce qu'il mange. İnsan ne yiyorsa odur. Biz Greklerle Türkler artık 19. yüzyılın sonundan itibaren aynı şeyi yiyerek birbirimize benziyoruz. Teşekkürler. Merhaba, teşekkür ederim ikinize de öncelikle değerli bilgileriniz için. Geçmişteki durumdan bahsettiniz, zeytinin, zeytinyağının, tarihsel gelişiminin. Ben bugünle ilgili bir soru sormak istiyorum. Bizim ülkemizde bildiğiniz gibi zeytinyağı, zeytinyağı üreticilerinin üzerinde bugün bir baskı, bir tehdit var özellikle Ege bölgesinde. Bu durum karşı kıyıda nasıl ve bizim ülkemizdeki durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim bu konuda maalesef bilgim yok. Ben sizden tamam. Fazla bilmediğimden eminim. Onun için söylemek şöyle, bir tane sanırım yasalaşmadı ama tasarı sürecinde olan bir yasa var. Küçük ölçekteki zeytin alanlarının zeytin alanı sayılmayacağına dair, bu madenciler için sanırım bir maden lobisi diyeceğim, çok siyasete girmek istemiyorum, fakat yani zeytin üreticileri bu küçük alanlarda zeytin üretimine devam edemeyecek ya da zeytinlik sayılmayacak. Kaz Dağları'nda devam eden altın çalışmaları var vesaire gibi, biraz daha çok madenciliğin etkilediği. Maalesef benim bu konuda bir bilgim yok. Sizin ülkenizde böyle tehditler, böyle durumlar var mı? We do not have olive groves in regions where we have mine production. Evet, bizim maden üretimi yapılan bölgelerde zeytinlikler yok. Normally it's more profitable. Tabii. Normalde daha karlı, o yüzden siyasi tercihler muhakkak ki madencilik sektörünü destekliyor olacaktır. Ancak siz de bahsettiğiniz küçük zeytinlikler için aslında Türkiye ile Yunan zeytin üreticileri arasında bir rekabet yok. Bu daha genel bir sorun. Dünyanın karşı karşıya olduğu bir sorun. Küçük zeytin çiftliklerinin Avrupa seviyesinde ya da küresel seviyede büyük İspanya'daki, İtalya'daki büyük zeytinliklerle rekabet etmesi pek mümkün değil. Çünkü bu bölgelerde yoğun bir üretim söz konusu. Bunun yanında çok fazla sayıda ekstraksiyon tesisi var. Bu ülkelerde
çok düşük fiyatları bu sayede sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla küçük zeytinliklerin, küçük çiftliklerin bu büyük çiftliklerle rekabet etmesi pek mümkün olmuyor. Ancak bu yıl İspanya'nın üretimi zarar gördü diyorlar. O yüzden muhtemelen Yunanistan'daki ve Türkiye'deki üreticilerin ürünlerini küresel pazarda satması daha mümkün olacaktır. Evet, çok teşekkür ediyoruz konuşmalardan dolayı. Sizlere de katılımınızdan ötürü teşekkür ederiz. Herkese mutlu yıllar diliyorum bu vesileyle.